milyon konutun çatısında solar sistem olsa Türkiye'nin enerjide dışa bağımlılığı ortadan kalkar. Sektöre gönül verenlerin temennisi işte bu kadar açık ve net. HB Solar Enerji ve Aydınlatma Sistemlerinin Genel Müdürü Necmettin Çevik de aynı temenniyi paylaşıyor ve güneş enerjisi alanına yaptıkları yatırımları Eko Gündem'de anlatıyor. Türkiye'de güneş enerjisi yatırımları her geçen yıl biraz daha artıyor. Kaynakların bilinçsizce tükenmesine dur demek üzere sosyal sorumluluğun yanı sıra bu girişimler yüksek verim de vaat ediyor. Isıtma sektöründe deyim yerindeyse çekirdekten yetişip bugünlere ulaşan Necmettin Çevik, yenilenebilir enerji pazarına yaptığı yatırımları HB Solar Enerji ve Aydınlatma Sistemleri çatısı altında sürdürüyor. Genel Müdür Necmettin Çevik öncelikle sektöre giriş hikayesini paylaşıyor. 1986 yılında Ankara'da rezistans sektöründe vasıfsız bir eleman olarak işe başladım. 16 yıl sektörde imalatı öğrenerekten buradaki edinmiş olduğum bilgiyi, kalite teknolojisini parakende sektörüne taşımak için 02.02.2012 yılında şu anki adresimizde işe başladık. İmalatta edinmiş olduğumuz kaliteli bilgilerimizi parakende sektöründe ve sanayi sektöründeki imalatçı kardeşlerimize yedek parça sataraktan devam ettirdik. Rezistans alanındaki tecrübeyle sektöre adım atarken bu pazarda gördüğü daralma firmayı yeni bir mecraya sevk ediyor. Güneş enerji yatırımlarıyla ilgili yurt içinde ve yurt dışında kapsamlı bir araştırmaya giriliyor. İlerleyen süreçte piyasamızdaki daralmayı göz önünde bulundurarak da yeni bir şeyler yapma arayışına girdik. 2009 yılında Ankara içi ve Türkiye geneli yurt dışı seyahatlerimizde solar enerjiyle ilgili beynimizde bir çağrışımlar meydana geldi. Bu çağrışımları aktif hale getirmek için 2010 yılında Çin Guangzhou şehrindeki fuara bir seyahat düzenledik. 16 günlük oradaki seyahatimizde panelin verimliliklerini, insanların kullanış amaçlarını orada gördük. Türkiye'ye döndüğümüzde bunu memleketimiz için nasıl bir faydalı konuma geçiririz diye araştırmalar yaptık. Araştırmalar neticesinde Necmettin Çevik, ülkemizin güneş enerjisinde ciddi bir potansiyele sahip olmasına rağmen bunun yeterince değerlendirilemediğini fark ediyor. Konuya dikkati çekmek üzere güneş evi inşa etmeye karar veriyor. Pazarda çok büyük bir boşluk olduğunu, insanların bundan haberdar olmadığını göz önünde bulunduraraktan şu an bulunmuş olduğumuz Ankara'nın Akyurt mevkiindeki showroom tarzındaki kendi bahçemize böyle bir showroom geliştirdik. Evin çatısına koyulan paneller 1.9 kW saat güce sahip. Bu da evin tüm elektrik ihtiyacının karşılanmasına yetiyor da artıyor bile. Akyurt Belediyesi'nin de destekleriyle bu showroom'umuzu gerçekleştirdik. Buradaki görmüş olduğunuz sistem 1.9 kW gücüne sahip. Evimizin bütün elektrik aydınlatması, buzdolabı, elektrik süpürgesi, çamaşır makinesi ihtiyaçlarını buradan karşılıyoruz. Evin dış mekanı aydınlatma ihtiyacı da yine güneş enerjisiyle sağlanıyor. Çevre aydınlatmaları bağımsız bir şekilde yanıyor. Bunlar fotoselli diye tabir etmiş olduğumuz şekilde fotosellidir. Akşam hava karardığı zaman solar panellerinin üzerine gelen enerji kesildiği zaman otomatikman kendisi devreye girer. Sabah tan yeri ağardığında panelin üzerine tekrar ışık ve enerji sistemi düştüğü anda lambaların söndürür. Bu şekilde devam ederekten yol kat etmeye başladı. Necmettin Çevik, aydınlatma sisteminde kullandıkları teknolojiyi ve elde edilen verimi izah ediyor. Solar sisteminde kullanmış olduğumuz aydınlatmalar, LED'li aydınlatma diye tabir ettiğimiz şu anda Avrupa'nın en büyük gözdelerinden olan enerji tasarruflu, daha yoğun ışın alabileceğimiz aydınlatma grubu. Dünya teknolojisi LED üzerine döndü şu anda. Evlerde kullandığımız eski normal ampullerin yerine gelmişti. Tasarruflu ampuller. Şimdi tasarruflu ampuller de atıllaşıyor. Onun yerine LED geliyor.
Şu an 1 watt ledli ampulle 20 wattlık bir ampulün verdiği ışığı alabiliyorsunuz. Şu an burada görmüş olduğunuz armatürler 100 watt'tır. Ama bunun lümeni 10.000 lümen. Normal sokak lambalarında kullanılan 250 watt civalı ampulün verdiği ışıktan daha fazla aydınlık verir. Firmanın kendini piyasaya tanıtmasıyla birlikte sadece Ankara'da değil, farklı şehirlerde de projeler hayata geçmeye başlıyor. Pazarlama ağı kurduk bununla ilgili. Bunun devamındaki ilk projemizi Siirt Baykan Belediyesi'ne 9 kahvalık park aydınlatma sistemi yaptık. Daha sonra Ankara'nın değişik ilçelerinde küçük bahçe yerleri yaparaktan en son Ankara Gimat'ta Gross Marketler zincirinin 5 kahvalık marketin bütün ihtiyaçlarını karşılayan sistemini kurduk. Şu an faal çalışmak üzere. Çalışıyor. Herhangi bir problemimiz yok. Çankırı Belediyesi'nin park aydınlatma işini yaptık 2 tane. Şu an yeni tekliflerimiz devam ediyor. Su çekim projeleri, Çorum Bayat'ta aynı şekilde yine örnek numunelerimizi dikerekten sonuçlandırılmasını bekliyoruz. Çorum'dan Siirt'e, Ankara'ya konut ve aydınlatma projelerinde verimli sonuçlar elde edip başarısını ispatlayan firma bu tecrübeyi tarım sektörüyle genişletme arzusunda. 2014 yılı hedeflerimizde en büyük hedeflerimizden bir tanesi sulama. Ülkemiz tarımsal ülke olduğu için sulamada çok büyük bir enerji kaybımız var. İthalatımızı Texan firması gerçekleştiriyor. Sulama pompaları, DC pompamız, güneş panelleriyle birlikte bu seneki hedeflerimizde sulama alanları. Buradaki en büyük hedefimiz sulama alanındaki devletimizin vermiş olduğu %65'lik doğalgazlı enerji üretimini nasıl bir katkımız olur da daha asgariye indirebiliriz. Bunların peşindeyiz. İnşallah Allah bize bu fırsatı verir, devletimiz de destek olur. Biz de bu memleketin ekonomisine katkıda bulunmayı planlıyoruz. 1 milyon konutun çatısında solar sistem olsa Türkiye'nin enerjide dışa bağımlılığı ciddi oranda azalır. Sektöre gönül verenlerin temennisi işte bu kadar net. Öyle bir imkanı bize sunmuş olsalar zaten bizim Rusya'dan, Irak'tan, Azerbaycan'dan doğalgaz alıp da enerji üretecek ihtiyacımız kalmaz, inanır mısınız? Bugün bir sürü devletin hazine arazileri boş duruyor. Çatılar boş duruyor. Yani öyle alanlarımız var ki enerjimiz boşa gidiyor. Bugün Orta Doğu'ya baktığımız zaman enerji savaşı var. Biz bu fırsatı değerlendirerekten memleketimizdeki güneşin boşa gitmemesini önlememiz lazım acil olarak. Günümüzde savaşların enerji kaynaklı olduğuna dikkati çeken Necmettin Çevik, Türkiye'nin gerek güneşi gerekse rüzgarıyla kendi kendine yetebileceğini ifade ediyor. Yabancı yatırımcıların ülkemizde büyük çaplı güneş tarlaları kurduğunu hatırlatıyor. Sanayicilere potansiyelimizi kendimiz kullanalım mesajı veriyor. Şu an için Anadolu, Akdeniz, Ege bölgesi ve Güneydoğu Anadolu, Diyarbakır, Şanlıurfa mesela şu an Şanlıurfa bölgesinde çok büyük güneş tarlaları kuruluyor. Yabancılar memleketimize gelmişler, enerji tarlaları kurmak için yerler kiralıyorlar. Ben memleketimizdeki yatırımcılara bu konuda fabrika sahiplerine, sanayici kardeşlerimize sanayisinin enerjisini kendisinin üretmesini tavsiye ediyorum. Yani boştan yere paramız İran'a, Rusya, Azerbaycan'a, diğer yani doğalgaz aldığımız ülkelere boşa gitmesin. Dövizimiz memleketimizde kalsın ki cari açığımız olmasın. Necmettin Çevik, enerjide sahip olacağımız vizyonun bize kısa, orta ve uzun vadede getirileri olacak diyor. Yeni bir yatırımın müjdesini veriyor. Almanya patentli bir tane ürün ithalatını gerçekleştireceğiz. Bu üründe de hem enerjimizi hem de ısınmayı sağlayacak bir sistem. Allah nasip ederse Kanal A'nın aracılığıyla 2014 yılının 9 ve 10. aylarında onu da halkımıza duyuracağız. İlişkinde bilgi alıyoruz Necmettin Çevik'ten. Bir evin ihtiyacını karşılayacak solar sistem ne kadar zamanda kurulur? Vatandaşla sözleşmemizi imzaladıktan sonra en az 3 iş günü içerisinde teslim ediyoruz kendisine. Buradaki süreç tamamen
devlet prosedürüne kalıyor. Oradaki imzaların atılması vatandaşın enerjisini bir an önce almasını sağlıyor ki verdiği parası cebine dönmeye başlasın. Onun dışında herhangi bizim montajda vatandaş üzecek bir sıkıntımız yok. 1980'li yıllardan bu yana ısıtma sektöründe faaliyetini sürdüren Necmettin Çevik, 2010'da yenilenebilir enerji pazarına giriş yaparken eğitim aldığını vurguluyor. Nitelikli bir ekibe sahip olduklarının da altını çiziyor. Isparta Süleyman Demirel Üniversitesi'ne gittim. Eğitim alaraktan orada yenilenebilir enerji montaj ve eğitim belgesini aldım. Ondan sonra işime başladım. Elektronik mühendisi bir arkadaşımız var. Yine teknik ressam bir arkadaşımız var. Üç tane yine 20 yıldır bu konuda tecrübeli, kendini yetiştirmiş teknik eleman arkadaşlarımız var. Sözlerinin sonunda sanayicilere ve belediye başkanlarına çağrıda bulunan Necmettin Çevik, enerji maliyetlerini düşürmenin yolu sonsuz, temiz, yenilenebilir enerji kaynağı güneşten geçiyor diyor. Fabrikaların enerjisini %99 güneşten üretsinler. Boşa gitmesin güneşimiz. Artı belediye başkanlarımız çok güzel parklar yapıyorlar, mesire alanları yapıyorlar. Bu mesire alanlarını güneş enerjisiyle aydınlatabilirler. Enerji sahi elektriği kestiği zaman parklar karanlık kalıyor. Ama Cenab-ı Allah'ın verdiği güneş her zaman aydınlatıyor. Bu fırsatı değerlendirsinler. Çevre kirliliği, elektrik faturası, sulama alanındaki abonelik eziyetine son diyoruz. Her şeyi Cenab-ı Allah'ın verdiği güneşten tedarik ederekten hizmet için sonsuza kadar varız.